Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün hedeflerimiz üzerine konuşacağız. Çoğu insan nasıl hedef koyacağını bilmiyor olabilir. Bu da normal. Ama aslında o kadar da zor değil. Kısa vadedeki hedeflerimiz vardır. Saatlik, günlük ya da belki aylık. Kısa vadede yapacaklarımız, orta vadede yapacaklarımız ve uzun vadede hedeflerimiz vardır. Uzun vade yaşamla ilgili büyük hedeflerimizdir. Kısa vade belki eğitimle ilgili hedeflerimizdir. Ya da ilişkiler, arkadaşlarımız ya da tatil. O zaman hedeflerimizin aslında bizi ilgilendiren kısmı genç olduğumuz için isterseniz tahtanın bu tarafına odaklanalım. Eğitimle ilgili hedeflerimiz nelerdir? İyi bir eğitim almak istiyoruz. Çünkü iyi bir eğitim alırsak kariyerimiz de ona göre gelişecektir. İyi bir üniversitede okumak ya da üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak, doktora yapmak ya da bir alanda uzmanlaşmak eğitimle ilgili hedeflerimiz. Sizin hedefleriniz önemlidir. Çünkü herkesin aynı mesleği yapması beklenmediğine göre ve bütün mesleklerde önemli olduğuna göre hangi alan sizin ilginizi çekiyorsa lütfen o alanda eğitim alın. Mutsuz bir doktor olacağınıza mutlu bir kütüphaneci olabilirsiniz. Mutlu bir sanatçı olmayı tercih ediyorsanız sanatla ilgili bir eğitim alın. Ama ilginiz veterinerlikle ilgili bir ilgiyse veterinerliği seçin. Bu tamamen sizin hedefleriniz olmalı. Size yatkın olmalı. Çevrenize uygun olmalı. Eğer siz sayılarla aranız çok iyiyse seçeceğiniz başka bir meslek ya da sosyal yönde daha başarılıysanız seçeceğiniz başka bir meslek vardır. Ama unutmayın bütün meslekler güzeldir. Bütün meslekler değerlidir ve bütün mesleklerde yükselme alanı vardır. Onun için hedefinizi, eğitimle ilgili hedefinizi belirlerken kendinizi, ailenizi, bulunduğunuz çevreyi lütfen düşünün. Rehber öğretmenlerinizle görüşün. Bu konudaki diğer mesleklerdeki insanlarla ilgili görüşün. Eğitim. Çünkü çok önemli. Eğitim insanı hem yaşama hazırlar hem de bugün var eder. Ancak eğitim dediğimiz zaman sadece de aklımıza okullar gelmesin. Sadece okullar değil. Hem okula gidelim, hem okuldaki eğitim öğretime devam ederken bir yandan da hobilerimizi geliştirmek üzere belediyelerin düzenlemiş oldukları ya da derneklerin düzenlemiş oldukları, vakıfların düzenlemiş oldukları kurslara katılalım. Çünkü bize lazım olan da o. Çünkü hangi meslek olursak olalım ileride zorluklarımız olacak ama bir hobimiz varsa, örneğin bir fotoğrafçılıkla uğraşıyorsak, bir sporla uğraşıyorsak, bir sanat dalıyla uğraşıyorsak ya da bize bir açılım sağlar. Sadece okul yok, eğitimin içerisinde hobilerimiz de var. Ve bizi yaşama hazırlayacak olan şeyler aslında hem okulda öğrendiklerimizdir hem de dış hayatta ya da aile içinde öğrendiklerimizdir. Onun için hani eğitimle ilgili hedeflerimizi belirlerken ileride iş yaşamıyla ilgili olacaklarını unutmayınız. Eğitim çok önemli, iş hayatınızı belirleyecek. Alacağınız eğitim büyük bir ölçüde sizin hangi işi seçeceğinizi, hangi ilde çalışacağınızı ya da kimle evleneceğinizi bile aslında bu değiştirecek. Çünkü İzmir'de okumaya karar verirseniz belki de büyük bir olasılıkla İzmir'den biriyle tanışacaksınız ve Ege civarında belki bir iş yapacaksınız ya da işiniz de ona göre olacak. Evet, eğitimle ilgili kararlarımız iş yaşamımızı etkiliyor. Ama insanlar genellikle bize öğretilen hepimizin memur olalım, hepimiz sırtımızı devlete dayayalım, sağlam bir güç var arkamızda.
Peki Bill Gates kim olacak? Peki Birleşmiş Milletler Başkanı kim olacak? UNICEF'in başkanı olmak ister misiniz? Ya da yani herkes memurda olmasın. Güzel bir şey memurluk ama onun dışında hedeflerimiz olsun. Yani akademisyen olmaya da ihtiyaç var. Girişimci insan olmaya da, işveren olmaya da, işçi olmaya da ihtiyaç var. Ama önemli olan bizim yaptığımız işten haz duyuyor olmamız ve mutlu oluyor olmamız. Onun için de her işin güzel yönü vardır. Yaşam sadece para değildir. Parası çok ama mutsuz insanlar da vardır. Mutlu parası olmayabilir, mutsuz parası olabilir. Para değil önemli olan ki yaptığımız işten mutlu olmak, değer bulmak, kendimizi değerli hissetmek, işe yaradığımızı hissetmek. Onun için iş yaşamıyla ilgili de seçimleriniz çok önemlidir. İş yaşamıyla ilgili seçimlerimiz biraz eğitimlerimizden, biraz çevremizden desteklenir. Ama hiçbir zaman hedeflerimizi küçük tutmaya gerek yok. Hiçbir zaman küçük tutmayalım. Evet, hayatla ilgili hedefimiz ne? İyi eğitim aldık. İyi bir işimiz var. Hayat? Hayat zaten bunların hepsi aslında. Hayat, eğitimle ilgili, işle ilgili, eşle ilgili, kardeşle ilgili ya da toplumla ilgili bir şey. Hayatta ne olmak istiyoruz? Neyi başarmak istiyoruz? Güzel bir yarının kurulmasına katkımız olabilir mi? Güzel bir eğitim almamışsak okulda ya da diğer bir yerde, iyi bir işimiz yoksa, kendimizi sevdiğimiz bir işimiz yoksa ya da sevmediğimiz bir iş varsa değiştirme çabası içerisinde değilsek kendimiz mutlu olamayız. O zaman aslında yaşam güzel bir şey ve değer katılması gereken bir şey ve bizler de gençlere gerçekten inanıyoruz. Amerikalı bir yazar Mark Twain diyor ki, ben 14 yaşındayken babam o kadar cahildi ki yanımda durmasına bile dayanamazdı. Ben 21 yaşıma geldiğimde babam o kadar çok şey biliyordu ki 7 yılda bunları nasıl öğrendiğine şaştım diyor. Sevgili arkadaşlar, sizler de daha çok şaşacaksınız. Çünkü şaşmak güzel bir şeydir. Çünkü öğrenmek güzel bir şeydir. Çünkü yaşama değer katmak iyi bir şeydir. Bu kısa sohbetimizde bir kez daha vurguluyorum. Hedefleriniz anlamlıdır, insancı olmalıdır, güzel olmalıdır ve siz hedeflerinizi gerçekten belirlerseniz ve gerçekten bunun için çaba sarf ederseniz bence başarırsınız. Yolunuz açık olsun.